kanyonları, tarihi köprüleri, kaplıcaları, mis gibi kokan tarhanası ve yöresel halılarıyla görenleri kendine hayran bırakan bir kent Uşak. Markekent Uşak hedefiyle yola çıkan belediye başkanı Nurullah Cahan'la Uşak'ı geleceğe taşıyacak projelerini konuştuk. Bu şehre Uşak derler. Hakikatte her kim burada bir iki gün misafir olsa aşık olması mukadderdir der ünlü seyyahımız Evliya Çelebi Uşak için. Hızla gelişmekte olan sanayisiyle Türkiye ekonomisine katkı sağlarken kültürel ve tarihi zenginlikleriyle de ziyaretçilerine kendine hayran bırakan bir kent Uşak. Uşak halkının yaşam konforunu artıracak insan odaklı hizmet ve projelerle Uşak'ın yıldızı her geçen gün daha da parlıyor. Şimdi gelin bu modern kenti belediye başkanı Avukat Nurullah Cahan'dan dinleyelim. Başkan Nurullah Cahan'ın en önemli hedefi Uşak'ı yeniden inşa ve imar etmek. Marka kent Uşak hedefiyle çıkılan yolda en önemli hizmetlerin başında kentin kaderini değiştirecek olan kentsel dönüşüm çalışmaları yer alıyor. Biz göreve geldikten sonra hızlıca Uşağımızın artık markalaşması anlamında yeni Uşağı inşa etme anlamında kentsel dönüşüm projemize hız verdik. Gelir gelmez öncelikle TOKİ Başkanımızın makamında ziyaret ettik. Sonra Çevre Şehircilik Bakanlığımızla görüştük ve hızlı bir süreçte yıkılamayan binalarımız vardı. Onların yıkımını gerçekleştirdikten sonra da ihale tarihimizi aldık. Ağustos ayı içerisinde ihalemizi gerçekleştirdik. Ve sonucunda da şu anda 430 dönümlük yerde ve Türkiye'de ilk defa bir sanayi alanından ticari ve konut alanına dönüşüm olan ilk projemizi biz gerçekleştiriyoruz. Bunun özelliği bu. Türkiye'de bir ilk. İlk defa tabakhane olarak kullandığımız sanayi bölgesini konut ve ticarete çeviriyoruz. Ve Uşağımızın ihtiyacı olan yeni bir şehir merkezini inşa ediyoruz. Ticaretiyle, konutuyla ve bir de içinden akan Dokuzsele Deresi'yle birlikte. Burada şimdi güzel bir gelişmemiz var. Tüm halkımız görüyor. İhaleyi alan firmamız geldi. Şantiyesini kuruyor ve yakında da ilk kazmayı vurarak icraata başlayacağız. Evet. Ve burada 2 yıl süremiz var. 2 yıl sonra yeni Uşak'ın yeni merkezini inşa etmiş olacağız. Burada 1051 tane konut inşa ediyoruz. 923'e yakın ticari iş yeri. Bunun yanında bir tane camimiz var, bir tane 24 derslikli ilköğretim okulumuz var ve sağlık ocağı ve diğer spor tesislerimiz de var. Ve bizim şehrimizin ihtiyacı olan yeni bir merkezi, ticari merkezi 2 yıl sonra biz hemşehrilerimizin hizmetine hep beraber katacağız. Bir özelliğimiz de var, biliyorsunuz bizim şehrimizin ortasından aynı Eskişehir Porsuk Çayı gibi bir deremiz var. Bu yağış olduğunda akıyor ama yağış olmadığında kuru bir dere şeklinde. Burayı da biz revize ederek üzerinde su tutar şekilde DSİ Genel Müdürlüğümüzle ortak bir çalışma haline getirdik. Burada da şantiyemiz şu anda şantiye kurum işlemlerine başladı. Baharla birlikte Dokuzsele ıslahında gerçekleştiriyoruz. Ve şehrimizde aynı Eskişehir Porsuk Çayı'nın bir minyatürü, biraz daha küçük ebatlısını inşa edeceğiz. Burada kentsel dönüşümle birlikte yapılan yeni Uşak, Dokuzsele projesinin revize edilmesiyle oluşan yeni Uşak hem mimari anlamda, hem estetik anlamda, hem de ticari anlamda yeni Uşak'ı hep beraber inşa ediyoruz. Uşak'ta çarpık yapılaşmanın önüne geçilerek eski köhne yapılar yerini modern konutlara, ticari alanlara ve sosyal merkezlere bırakacak. Türkiye'nin bir gerçeği olan gecekondulaşma var. Şehrimizin kuzey kesimi dediğimiz ve belli güney kesimindeki yerlerde de gecekondulaşma var. Artık günümüz şartlarında bu alanları dönüştürmek istiyoruz. Mesela dün biz SSK blokları diye tabir ettiğimiz yaklaşık 80 dönümlük bir alanda dönüşüme imza atacağız. Halkımıza bir araya geldik. Yapacaklarımızı anlattık, halkımızın dileklerini dinledik. Evet. Ve sonucunda da şehir merkezinde bulunan bu eskimiş, köhnemiş yapıları halkımızın menfaatlerini koruyarak, onları mağdur etmeden dönüşümle birlikte hem sosyal konut anlamında buraları yaşanabilir konutlar haline getireceğiz, hem de buradan yani parkıyla, yollarıyla, yeraltı otoparklarıyla, ticari merkezleriyle yeni bir alan çıkartacağız. Bu örnek projemizle şehrin diğer yönlerini de hep beraber yenileyeceğiz. Ve Uşağımızı diyoruz ya, yeni Uşağı işte eskiyen yerlerini yenileyerek, sosyal yaşam alanlarını artırarak, özellikle konut. Bakın konutun yapımında
bir sıkıntımız yok. Ama otoparklarda, park alanlarında yeni alanlara ihtiyacımız var. Bunları parça parça insanlarımızı mağdur etmeden, onların menfaatlerini gözenerek ve insanlarımıza kazandırarak, yani yerlerini kendileri adına değerlendirerek, ekonomik anlamda onlara katkı vererek yenilemek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevini yürüttüğü dönemde Uşak halkına verdiği önemli sözlerden biri Kent Park projesiydi. Bu seçimlerde inşallah belediye başkanımız, Allah nasip ederse, belediyeyi kazandıktan sonra Uşağımıza inşallah büyük bir meydan kazandıracağız. Avukat Nurullah kardeşimle birlikte inşallah seçimlere giriyoruz. Ve yeni dönemin belediye başkanı olarak Nurullah Bey'le, Nurullah kardeşimle inşallah valiliğin arka bölümünde yeni bir yapılanmaya gideceğiz. Ve oraya Uşak Kent Meydanı'nı kazandıracağız. Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın da başarılı girişimiyle hayata geçirilecek olan proje Uşak'ın ufkunu değiştirecek. Burada halkımız bizden ilk kazmayı ne zaman vuracaksınız diye bekliyor. Evet. Burada ilk müjdeyi vermek istiyorum. Evet. Bu alan içerisinde bulunan Meteoroloji Müdürlüğü'nü şu anda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Sayın Bakanımızın, Veysel Eroğlu Bakanımızın talimatıyla tahsisi bize yapıldı. Bunu önümüzdeki şu bir ay içerisinde en kısa sürede yıkacağız ve ilk kazmayı vurmuş olacağız. Ondan sonra bu alan içerisindeki işte okul alanlarımız var. Okul alanlarımızın taşınması için Milli Eğitim Bakanlığımızla mutabakada vardık. Onlar yatırım programını alıyorlar. Okullarımızı bittiği okulları boşaltarak yeni okullarımızı hayata sokacağız. Sonrasında bu alanda bulunan kapalı spor salonu stadyumla ilgili Spor Bakanlığımıza mutabakatımız var. Buradaki görüşmelerimiz devam ediyor. Ve en önemlisi bu alandaki tüm araziyi şu önümüzdeki kısa sürede binaları yıkarak yeni binaları yapacak hale getireceğiz. Ve kentimize bütün dünya şehirlerinde olduğu gibi bir meydanı hızlı bir şekilde kazandıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde bize söz vermişti meydanda tüm Uşak halkına. Evet. Yeni bir kent meydanımızı başkanımıza yapacağız diye. Onun için tüm bakanlarımız arkamızda, bürokrasimiz arkamızda hızlı şekilde yol alıyoruz. 2 ve 3 yıl bu bir alanı boşaltma, son 2 yıl inşallah inşa ederek Uşak'ın çehresini değiştirecek projemizi gerçekleştireceğiz. Evet. Şehir anlamında baktığımızda artık yeni alanlara ihtiyaçlarımız var. Yani eskimiş, köhnemiş yapıları kaldırarak bizim yeni imar adaları oluşturup yoluyla, otoparkıyla, bilhassa sosyal donatı alanlarıyla iki aşamalı götürüyoruz bunu. Bir, köhnemiş, eskimiş yapıları dönüştürmek anlamında. İkincisi de yeni alanları şehrimize kazandırmak anlamında. Burada hem sanayi anlamında da girişimlerimiz var, hem de konut anlamında girişimlerimiz var. Şu önümüzdeki süreçte şehrimizi bütün yapılarıyla ele alarak bozuk kısımlarını tamir ve tadilatı yapmak kaydıyla yaşanabilir bir kent ve bir de estetik anlamda da artık görsellik anlamında da kendi mimarimizin de ortaya çıkabileceği başta Sayın Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi yatay mimari örneklerinde sergileyebileceğimiz yeni alanlarımızı oluşturacağız. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini sergileyen Uşak'ta sanayi yatırımları da göz ardı edilemez bir gerçek. Sanayi sektöründe önemli bir noktada olan bir iliz biz. Yani iki tane organize sanayimiz var il merkezinde. Bir tane de Kararlı ilçemiz organize sanayi bölgemiz var. Bunun yanında küçük esnaflarımızın oluşturduğu sanayi sitelerimiz var. Ve kendi dinamikleriyle, kendi girişimleriyle ayakta duran bir şehiriz. İşte seçim döneminde geldik, gördük ki özellikle küçük sanayi esnafımızın sanayi alanına ihtiyacı var. Dükkan kiralarımız pahalı, bir de dükkan kiralarımız eskimiş. Burada biz Sayın Fikri Şık Bakanımızı seçim döneminde misafir etmiştik. Onun sözü vardı bize 3. sanayi sitesini yapma. Onunla hızlı bir çalışmaya girerek 530 dönümlük bir hazine arazisini tespit ettik. Anladım. Ve Uşak Cezaevi'nin hemen arkasında bir alan. Burayı da hızlı bir şekilde plan çalışmalarını yaptık. En önemlisi şu, esnaf oda başkanlarımızı topladık. Esnaflarımızla toplantı yaptık. Bizden nasıl bir şey istiyorsunuz diye talepleri aldık. 700'ün üzerinde talep var. Bunun da şimdi plan çalışmalarını yapıyoruz ve şehrimize hani sosyal, ekonomik anlamda kalkınmayı sağlayacak şekilde 3. sanayi sitesini inşa ediyoruz. Nasıl bir Uşak hayal ediyorsunuz sorusuna ise Nurullah Cahan'ın cevabı şu oluyor. Mutlu aile, mutlu kadın ve mutlu Uşak. Seçim döneminde bizim girmediğimiz hemen hemen mahalle kalmadı. Adayken gittiğimiz her eve başkanken geleceğiz dedik. Her akşam 3 ev olmak üzere
iade ziyaretleri başlattık. Harika. Ve mahallelere gittiğimizde şunu görüyoruz. Her mahalleye bir mahalle konağı, bizim sözümüz var, gerçekleştirmeye başlıyoruz. Mahalle konağımızın içinde öncelikle alt katında, zemin katında bayanlara jimnastik salonu yapıyoruz. Bayanlarımız gelsinler, sporlarını yapsınlar, çocuklarını getirsinler, sporlarını yapsınlar. Üst katında muhtarlık binası olarak kardeşlerimize birer oda tahsis ediyoruz. Belediyemizin bir tane birimini, iletişim merkezimizi oraya koyuyoruz ki halkımız rahatça belediyeye gerek kalmaksızın orada işlemlerini görsün. Hem muhtar hem belediye birimi yan yana. Bunun yanında sağlık ocağı ihtiyacı olan mahallelerimize birinci katını sağlık ocağı olarak inşa ediyoruz ki halkımız buraya gelsin, sağlık hizmetlerini görsün. Üst katını da bu meslek edindirme kursları şeklinde dizayn ettik. Burada el beceri kursları açıyoruz. Bunun yanında isteyen kardeşlerimizin faydalanabileceği pastacılık kursu olsun, diğer her türlü kişisel beceriyi geliştirecek kurslar açıyoruz. Bunun yanında bir de bizim şu sloganımız vardı başlarken. Mutlu kadın, mutlu aile, mutlu sokak, mutlu mahalle, mutlu şak. Bakın kadınlar mutluysa aile mutlu, erkek mutlu, aile mutlu. Aile mutluysa işte sokak mutlu. Sokaktan mahalle, mahalleden uşak. Burada diyoruz ki işte bu mutluluğun da en büyük düşmanı günümüzde ne? Boşanma. Evet. Diyoruz ki bu mahalle konaklarına sosyal danışmanlarımızı koyuyoruz. Psikologlarımızı koyuyoruz. Aile danışmanı uzmanlarımızı koyuyoruz. Ve onları koyduktan sonra da mahalledeki ailevi sıkıntısı olan, özellikle geçimsizliği olan, psikolojik desteğe ihtiyacı olan kardeşlerimizi burada uzmanlarımızla buluşturuyoruz. Uşak, kültür ve sanatta olduğu gibi spor alanında elde ettiği başarılarla da adından söz ettiriyor. Uşak'ı biz aynı zamanda bir spor kenti yapmak istiyoruz. Yani sporun her dalında şehrimizde güzel takımlarımız var ve başarılı takımlarımız var. Basketbol bu anda şu anda mihenk taşı. Evet. Şu anda Avrupa liglerindeyiz ve Süper Lig'de oynayan Anadolu takımlarından bir tanesiyiz. Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıktık. Kendi sahamızda Uşak'ta Fenerbahçe basketbol takımını bizim takımımız yendi. Evet. Yani bu kadar üst seviye bir oyuncu takımımız var ve başarılıyız. Basketbolun şehrimizde artıları çok fazla. Evet. Belli olarak zaten biz yanlarındayız. Her türlü ihtiyaçlarına destek oluyoruz ve destek olmaya devam edeceğiz. Basketbolu üst zirvedeyiz ve bunu burada tutacağız ve daha üst seviyelere çıkmak düşüncemiz. Sporu tek basketbol ile almıyoruz. Hı-hı. Futbol var. Güzel bir takım kurduk. Şu anda Bal Ligi'nde oynuyoruz ve şu anda bulunduğumuz grupta ikinci sıradayız. Harika. Ve inşallah şu devre arasında yapacağımız takviyelerle arkadaşlarımızın biraz daha motivasyonunu artırarak bu sene 3. lige çıkmayı hedefliyoruz. İnşallah. Futbolda da işte artık stadımız dolu dolu top oynuyoruz. Dolu dolu hep beraber bu heyecanı yaşıyoruz. Aynı bu dalın yanında bir de handbol takımımız var. Bunun yanında voleybolda da bir spor takımımız var. Onu da şu anda biz destekliyoruz. Basketbol, futbol, voleybol, handbol. Bunun yanında diğer spor dallarına da biz destek olmaya devam ediyoruz. İsteğimiz şu. Uşak spora yatkın bir şehir. Sportif bir Uşak. Bu gençlerimize sahip çıkmak istiyoruz, kendi gençlerimize. Spor okullarımızı açarak her alanda gençlerimizi yetiştirerek altyapımızı sağlamlaştırıp emin adımlarla basketbolda zirvedeyiz söylemiştik. Futbolu zirveye çıkarmak istiyoruz. Diğer spor dallarında da artık Uşak olarak Türkiye'de mührümüzü vurmak istiyoruz. Biz zaten göreve gelir gelmez bu bisiklet yolunu sayın rektörümüzle beraber başlatmak kararını aldık ve başlattık. Tam 7 kilometrelik Ankara-İzmir yolumuzun kenarında İzmir'e doğru giderken sol tarafında hafriye çalışmalarını yaptık. 2 tane menfez çalışmamız vardı, onları bitirdik. Şimdi dolgu çalışmalarını yapıyoruz. Kış aylarının geçmesiyle birlikte önümüzdeki bahar ve yaz döneminde bisiklet yolumuzu inşallah bitireceğiz. Halkımıza hem yürüyüş yaya yolu hem de bisiklet yolu olarak 7 kilometrelik bir alanı kazandıracağız. Devamında şehir merkezi, adliyemiz, hastanemiz ve diğer kentsel dönüşüm alanındaki alanlarla birlikte bisiklet kullanım özelliğini de artırmak istiyoruz. Termal merkezleri ve otelleriyle termal turizminde kenti söz sahibi yapacak önemli hizmetler de gerçekleşiyor Uşak'ta. Biz bir uçak gibi, kalkışı başlayan bir uçak gibi hızla yükseliyoruz. Şimdi bakın burada termal işte şehrimize kazandırılan bir değer. Biz göreve geldikten sonra 18 tane apartımız vardı. 24 tane apartın temelini attık. Kısa sürede bitireceğiz. Bunun yanında termalimize değer veriyoruz. Orada 50-60 dönümlük bir arazimiz var. Bu arazimizle birlikte sağlık anlamında termal çalışmalarımıza başladık, devam ediyoruz. Şu önümüzdeki süreçte termali hem şehrimiz halkına hizmet anlamında kaliteli olarak hizmet vereceğiz, hem de Türkiye gündemine girmek istiyoruz. Burada termalin olduğu bölgeden bizim çevre yolumuz geçiyor. Çevre yolumuzun bitimiyle birlikte tüm Türkiye'yi artık ana yolu üzerinde hem sağlık termali anlamında hem de
5 yıldızlı otel konforuna taşıyarak yeni binalar yaparak termalde de uşağımızı söz sahibi yapıyoruz ve yapacağız. Sıra geldi kentin kültürel değerlerine. Uşak halısı kentin en önemli kültür mirası. Hedefse Uşak halısını markalaştırarak dünyaya tanıtmak. Uşak olarak, aşıklar diyarı olarak, yarenler, efeler diyarı olarak atalarımızın bize bıraktığı miraslarımız var. Bunların en önemlisi, en nadidesi Uşak halısı. 15. 16. yüzyılın hem Osmanlı saraylarını, hem Avrupa saraylarını, hem Amerika saraylarını donatan, döşenen Uşak halısı. Ecdadımızın bize mirası. Biz dedik ki artık bu mirasa sahip çıkmanın zamanı geldi. Bunu önce kendimiz Uşak bağlamında sahip çıkacağız. Her eve bir Uşak halısı kampanyamız var. Önce kendimiz sahip çıkalım. Sonra Türkiye'ye bu Uşak halısını hızla dokunmasını artırarak pazarlamak istiyoruz. Sonra tekrar eski değerlerine dünyaya tanıtmak istiyoruz. Çünkü geçmişi buna müsait. Doğru. Atalarımızın bıraktığı miras güzel bir marka. Bu markayı en ileri noktaya taşıyacağız. Evet. Bunun yanında bir de gıda anlamında atalarımızın bize bıraktığı tarhanamız var. Bizi ekran başında izleyen tüm dostlarımıza, tüm kardeşlerimize söylüyorum. Mutlaka en kısa zamanda bir Uşak tarhanası alarak tadına bakın. Biz zaten bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Şu anda tüm şehrimizde iki amaçla bunu gerçekleştiriyoruz. Bir, özellikle bayanlara çeşitli mahallelerimizde tarhana evi, imalathanesi açacağız. Tarhana evi. Bayanlarımızı burada çalıştıracağız. Organik tarhanaları üreteceğiz. Sonra bunu hem Türkiye'de hem dünyaya pazarlayarak ticari olarak bayanların istihdamına önem veriyoruz. İkincisi de yine dedik ya, bu ecdadımızın bize bıraktığı güzel bir lezzet. Yani mükemmel bir tat. Bu tadı da tüm insanlarımıza sunmak istiyoruz. İnsanlığın hizmetine bu tadı tekrar sunmak istiyoruz. Özellikle günümüzde biliyorsunuz doğal gıdalar çok önemli. Yani yapay gıdaları bırakmalı, doğal gıdalara biz dönmeliyiz. Bu da işte tarhana, burada güzel bir sektör. Tarhana bizim uşağımızın hem tanıtımı anlamında hem de sosyal faaliyet anlamında güzel bir uygulama. Bunu da şehrimizde de uygulamaya alıyoruz ve şu anda Tarhana Günleri adı altında belirli programlar yapmaya başlıyoruz. Önce üniversite öğrencilerimize belirli zaman dilimlerinde Tarhana Günleri yaparak ücretsiz belediye olarak tarhana ikram edeceğiz. Belli noktalar, hani biliyorsunuz çikolata çeşmeleri gibi şeyler var ya, biz de tarhana çeşmesi şeklinde hem şehir merkezinde hem de üniversite kampüsümüzde uygulamaya sokacağız. Gayemiz, hedefimiz yaşanabilir Uşak'ı inşa etmek. Her anlamda, ekonomik anlamda, sosyal anlamda, kültürel anlamda yaşanabilir bir kentin şu anda tohumlarını saçtık ve meyvelerini almaya başlıyoruz.